İçerisinde darıcı hayvanat bahçesinden daha fazla hayvana ev sahipliği yapan gate borsası bugün birazcık sıkıntılı başladı değerli arkadaşlar. Gate borsası ile alakalı para çekme işlemlerinde yaşanan sıkıntılar ve 150 milyon dolarlık bir para mevzuları gibi olayları piyasaya sürdüler. Yani böyle bir kötü haber piyasada dolaşıyor. E haliyle de bu gate borsasının kendisine ait olan GT token'da da ufak da olsa bir geri çekilme yaşattı. Bu ufak da bahsettiğim %10'luk bir geri çekilme yaşandı. Bugün bu konuyla alakalı sizlerle konuşacağız ve gate borsasında yaşanabilmesi ihtimal senaryolardan yola çıkarak sizlere bu konuyu mümkün oldukça en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Bizleri Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın. Oradan sizlere anlık ışık hızıyla haberleri paylaşıyorum. Öyle bir videomuza ışık hızıyla geçelim. Dediğimizde aklımıza gelen borsalardan bir tanesi Gate borsasıydı. Fakat Gate borsası reklam kampanyaları olsun ve buna benzer olaylarda çok pasif kaldı. Bu da Max'in çok fazla işine yaradı. Max borsası da gündeme öyle bir geldi ki reklam çalışmaları olsun gerek reklamda yapmış oldukları işbirlikleri olsun. Adamlar bu pastayı komple Gate borsasının elinden aldılar. Çünkü gate borsası Türkiye kültürünü tam olarak tanımıyordu arkadaşlar. Yani Türkiye insanını içeriye çekebilecek potansiyel reklamları yayınlayamıyorlardı. Haliyle de bunu hak ettiler diye düşünüyorum. Gate borsasına ait olan GT token'ın grafiğine şöyle bir baktığımızda değerli arkadaşlar. Şu an bu video çekilirken ki işlem gördüğü fiyat 4.45 cent civarlarında. Yani 4 dolar 45 cent civarlarında. Bu seviyelerden şöyle bir geri baktığımızda da 5 dolar yani 5.5 dolar seviyelerinden geriye yönlü bir hareket yaşamış. Bu da %20'lik bir düşüşü gösteriyor. Fakat aşağı tarafları yani birazcık grafiği şöyle günlükte geriye doğru çektiğimizde bizi karşılayacak olan ilk noktalardan bir tanesi 2.9 dolar seviyeleri arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız bu FTX borsasınınla alakalı da böyle piyasaya bazı haberler çıkmıştı ve bu haberlerin hemen arkasından da böyle bir düşüş gelmişti. Genel olarak da yatırımcıların kafa ya bu FTX borsası bir şey olmaz bir sıkıntı yaşamaz deyip tam o noktalardan örnek vereyim 12-13 dolar seviyelerine tekrardan giriş yapıp bunu tekrardan büyük bir şekilde geriye çekmişlerdi. Gate borsası ile alakalı piyasaya çıkan haberlerin doğruluğu veya yanlışlığı tam ne kadar olarak böyle tespit edilmese de bu konular piyasada tabii ki de satış baskısı getirir arkadaşlar. Ve bu satış baskısı da emin olun ki ilerleyen zamanlarda bir domino etkisi yaratırsa böyle e, ucunu yakalayamayacakları bir durumun içerisine sokarlar. Gate borsasına da şöyle bir baktığımız Bizde bu konuyla alakalı zaten açıklamalarını yaptılar ama bu açıklamayı büyük ihtimalle yatırımcılar çok fazla güvenmediğinden dolayı o açıklamadan sonra bile fiyatta hala geri çekilmeler var. GT token'ı takip edeceğim noktalardan bir tanesi 2.9 dolar seviyeleri değerli arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu yakın zaman dilimi içerisinde yine tekrardan bir satış baskısı getirecektir. 2.9 seviyeleri buranın ilk karşılaşacağı destek noktalarından bir tanesi. Eğer bu destek noktası kırılırsa gerçekten aşağısı çok büyük hüsran. Ve get borsası da bunun altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Bunu sadece geç e, borsasını kendi token olarak düşünmeyin. Çoğu kripto para borsasının kendisine ait olan kripto parası gerçekten çok fazla uçtu. Mesela Binance bu konuyla alakalı önlemlerini alıyor. E, Binance'da bir tane kripto parayı listelemek için çok büyük rakamlar ödemeniz gerekiyor ve bunu da BNB ile ödemeniz gerekiyor. BNB'nin yanı sıra ve siz burada borsada listelendiğiniz süre zarfı boyunca da sürekli BNB ekosistemine destek olmanız lazım. Yine burada da çok büyük rakamlar dönüyor. Yani Binance bunu bir şekilde tolere edebiliyor. Hatta MEXC Kursasının da kendisine ait olan MX token'da da bir fiyat yükselişi yaşandı arkadaşlar. Bu tip projelerde mümkün oldukça çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bunu da almak istiyorsanız yani GT token'ı da almak istiyorsanız takip edeceğiniz ilk rakamlardan bir tanesi 2.9 dolar seviyeleri olsun. Ekstra olarak da piyasadaki haberleri mümkün oldukça yakından takip etmeye çalışın. Bu konularla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa ne yapıyorsunuz? Yorumlardan yazıyorsunuz. Elimden geldiğince ışık hızla dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize çok çok iyi bakın.